Şampiyonluk oranları bir gelsin. Malatya Spor Trabzonspor karşılaşması var. Arkada da hakem tahmini. Arkada hakem tahmini var, onu belirtelim. Fenerbahçe 35 mi? Efendim? Fenerbahçe 35 mi? 35. İyi vermişler yine. Ya Ümit hocam bak abi, yine her şey bana patlıyor yani. Şu programda yapma ne olursun 35 ama bir şey söyleyeyim, iyi vermişler yani. Başakşehir'in şampiyonluk oranı 3, Galatasaray 3, Trabzonspor 3, Sivasspor 10, Beşiktaş 18, Fenerbahçe 35, 1'e 35. Başakşehir 3, Galatasaray 3, 1'e 3, Trabzonspor 3, Sivasspor 10, Beşiktaş 18, Fenerbahçe 35 ki ben Sivasspor 10 olmamalı diye düşünüyorum. Bunlar Sivas'a ayıp ya. Bayiskalitesi.com'dan aldığımız legal oranlar. İllegal oranları hiçbir zaman burada ciddiye almadığımızın altını çizelim. Sevgili seyirciler. Falan bırak şu Fenerbahçe kompleksinden kurtul. Bu koronavirüsten daha tehlikeli. Fikstür iyi diyordun abi. Sana yapışmış. Koronavirüsten daha tehlikeli. Yok öyle böyle maçın yani bu var. Fenerbahçe kompleksi öldürür seni. Ağzından başka. Sen var ya 10 lafının 9'u Fenerbahçe farkında abi, değilsin. Abicim benim. Gizli bir Fenerbahçe hayranlığı var sende. Canım abim benim. Sen demiyor muydun fikstürümüz çok iyi? Vallahi billahi. Sen diyordun abi yazık. Senin söylediklerini söylüyordum. Ben Fenerbahçe hayranı olduğunu hiç bilmiyordum ya. 10 lafının 9'u Fenerbahçe. O yüzden diyorum 35 iyi. Çok var ya kompleksin var. Niye kompleksisin anlamıyorum. Gencecik adamsın sen. Kurtul bu kompleksten. İyi bir şey değil. Gerçi Fenerbahçe büyük kulüp. Tabii ki kompleks yapacaksın da. Maşallah. Yapacaksın tabii ki maşallah, mecbur. Maşallah maşallah. Zaten bu kompleks. Ama sen demiyor muydun fikstürümüz çok bu iyi. Bu kompleksle yaşamam son zor. 9 hafta, yazın var son 9 hafta şey. Bize buraya gideceğiz. Bize Fenerbahçe'den gelecekler. Başka bir konum var mı onu söyle. Yok. İşte hayatım kompleks, Fener kompleksi. Şimdi dilerseniz ilk olarak benim tahminlerimi bir ekrana getirelim. Ben açtım zarfım da burada. İlk olarak vereyim. Sinan abi burada. Bışar'la beraber yaptılar. Sevgili Sinan abimin zarfı da burada. Yazıyorum. Evet. Malatya Spor... Trabzonspor karşılaşması var bu hafta. Bir tam biraz daha yaklaştırabilir miyiz? Malatya Spor 1, Trabzonspor 3. Başakşehir 2, Kopenhag 1. Konya Spor 2, Fenerbahçe 1. Trabzonspor 2, Başakşehir 2. Galatasaray 3, Beşiktaş 2. Antalya Spor 1, Sivas Spor 1. Malatya Spor Trabzonspor karşılaşması hafta içerisinde oynanıyor. Malatya Spor 1 Trabzonspor 3. Başakşehir 2 Kopenhag 1. Konya Spor 2 Fenerbahçe 1. Trabzonspor 2 Başakşehir 2. Galatasaray 3 Beşiktaş 2. Antalya Spor 1 Sivas Spor 1. Hakemlere bakalım. Trabzonspor Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetir diyorum. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasındaysa Fırat Aydınus olur diye düşünüyorum. Sinan abininkini bir görelim. Bışar'la beraber ortak zarfları. Ne oldu hocam? Öksürük. Korona. Sinan Engin. İmparator diyor ki Malatya Spor 1, Trabzonspor 2. Başakşehir 1, Kopenhag 0. Konya Spor 1, Fenerbahçe 0. Trabzonspor 2, Başakşehir 2. Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Antalya Spor 0, Sivas Spor 2. Tekrar ediyorum. Sinan Engin diyor ki Malatya Spor 1, Trabzonspor 2, Başakşehir 1, Kopenhag 0, Konya Spor 1, Fenerbahçe 0, Trabzonspor 2, Başakşehir 2, Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Antalya Spor 0, Sivas Spor 2. Güzel. Zaten hakemler için diyor ki takip etsinler abi sen. Trabzonspor Başakşehir maçını Fırat yönetir. Galatasaray Beşiktaş maçını Cüneyt yönetir diyor. Sinan abimin görüşleri de böyle. Abdülkerim abinin ikini bir görelim. Gör. Neye gülüyorsunuz? Gör. Hakemleri yazmamışsın. Ben hakem Türk hakemlerinin ismini ağzıma almak istemiyorum. O zaman önce hakemleri göstereyim. Hakem yazmamış, boş bırakmış kağıdını. Hakem bu dersten kaldı Abdülkerim abi. Evet, kim yönetirse yönetsin hepsi aynı. Hepsi aynı. Hiçbir şey fark etmez. Malatya Spor hepsi Trabzonspor 1-1 diyor Abdülkerim hepsi Durmaz. Hepsi korkak. Başakşehir 2, Kopenhag 1. Konya Spor 1, Fenerbahçe 1. Trabzonspor 2, Başakşehir 1. Galatasaray 2, Beşiktaş 0. Antalya Spor 1, Sivas Spor 1.
Evet, Abdülkerim Durmaz diyor ki Malatyaspor'la Trabzonspor 1-1 berabere kalacak hafta içinde. Başakşehir Kopenhag 2-1 yenecek inşallah. Konyaspor Fenerbahçe 1-1 berabere kalacak. Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 ile geçecek. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 mağlup edecek. Antalyaspor Sivasspor 1-1. Hakemler korkak diyor. İsim yazmıyorum diyor Abdülkerim abi. Ümit Karan. Sürpriz bir şey yazabilir o Galatasaray maçına. Afo. Galatasaray Beşiktaş maçına sürpriz bir şey yazabilir Ümit. Evet, sen de sürpriz yazmışsın. Kim bu? Ümit Karan diyor ki Malatyaspor 1, Trabzonspor 1. Başakşehir 2, Kopenhag 0 inşallah. Konyaspor 0, Fenerbahçe 0. Trabzonspor 2, Başakşehir 2. Galatasaray 3, Beşiktaş 1. Antalyaspor 1, Sivasspor 1. Tekrar edelim Ümit Karan'ı. Malatyaspor Trabzonspor 1-1. Başakşehir inşallah Kopenhag 2-0 yenecek. Konyaspor Fenerbahçe 0-0 berabere kalacak. Trabzonspor Başakşehir 2-2 berabere kalacak. Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 ile geçecek. Antalyaspor Sivasspor 1-1. Hakemler Trabzonspor Başakşehir gözlemci Ahmet Hoca demiş. Galatasaray Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek diyor. Ben Cüneyt Hoca'nın yöneteceğini pek düşünmüyorum. Onu belirteyim. Ama gözlemci doğru değil mi? Hocam gidecek maça. Ben giderim. Beraber. Ahmet Çakar. Bakalım Ahmet Hoca ne demiş. Ahmet Çakar diyor ki Malatyaspor 0 Trabzonspor 1. Başakşehir 2 Kopenhag 0. İnşallah. Konyaspor 1 Fenerbahçe 1. Trabzonspor 1 Başakşehir 1. Galatasaray 0 Beşiktaş 2. Burayı tekrar ediyorum. Galatasaray 0 ağzım bağlayacağım. Beşiktaş 2. Antalyaspor 0 Sivasspor 2. Buraya bir daha dikkatli bakalım. Malatyaspor sahasında Trabzonspor'a 1-0 yeniliyor. Çarşamba Başakşehir günü. Kopenhag 2-0'la geçiyor Perşembe günü. Konyaspor Fenerbahçe 1-1. Trabzonspor Başakşehir 1-1. Galatasaray 0 Beşiktaş 2. Galatasaray 0 Beşiktaş 2. Antalyaspor 0 Sivasspor 2 diyor Ahmet Çakar. Trabzonspor Başakşehir maçını Halil Umut Beler yönetir. Galatasaray Beşiktaş Abdülkadir Bitigen. Doktor Ahmet Çakar bu şekilde diyor hocam. Efendim. En son Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın Kadıköy'de yeneceğini söylemiştin. Tuttu. Bugün Galatasaray Beşiktaş'a 2-0 yenilecek diyorsun. Evet. Bir sakıncası mı var? Hayır yok. Hiçbir bu yenemez mi yani? Beşiktaş Galatasaray'ı yenemez mi? Yenemez. Bence yenemez hocam. Bakacağız. Pazar bence gecesi de, bence bakacağız. De, bence de yenemez. Bakacağız tabii. Pazar gecesi İddia bakacağız. İddia oranını bir ekrana getirebilir miyiz Galatasaray Beşiktaş iddia oranını? İddia oranı bir gelsin ekrana. Yine yasa dışı bahisi hayır diyoruz. Yine altını çizerek söylüyorum. İddia oranları Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray'ın galibiyetine 1.65. Beraberliğe 3.25. Beşiktaş'ın galibiyetine 3.55. Yanlış oran. Veriyor. Niye hocam? Böyle bir oran yok. Ama resmi oran hocam. Hayır hayır. Bu misli.com'dan aldım. Kardeşim lafım hocam. Yok. Ama bu oran doğru değil. Galatasaray 1.65'lik bir favori değil bu maçta. Karşıdaki takım Beşiktaş. Tek tek baktım aralarında büyük fark yok. Sağ seyirci. 1.65 abi olabilir. 1.65 değil bu maçın oranı. 1.65 değil. Sen son dönemlere bakıyor musun? 2.00 olur yani 2 olur. 3.25 ötekisi de 2.80 2.90 3 olur filan. 1.65 ne demek ya? Trabzonspor Başakşehir'in iddia oranına bakalım mı? Hani? Trabzonspor'a 2 veriyor. Başakşehir'e 2.55. Beraberliğe 3.15. Bu mantıklı. Bu mantıklı. O maçın favorisi yok. Trabzon Başakşehir maçın 2.3.15 2.55. Bu makul. Mantıklı. Ama Galatasaray 1.65'lik favori değil o maçta. Hatta daha ötesini söyleyeyim sana. Bir daha gösterelim orayı. Beşiktaş Galatasaray'ı o gün şampiyonluktan edebilir. Az bir takım abi Galatasaray. Beşiktaş az bir takım. Tabii ki. Kaleci dışında. Kalecisi dışında.
9 numarayı verebilir miyiz? Takımlara baktığımız vakit Galatasaray'ın 5 yaşından fazla şey yok ki. Ne? Galatasaray bir kaleci. Tamam, okey. Karius, Muslera. 6 tane Karius eder Muslera. Buna lafım yok. Hocam, evet. Bu 11'le çıkması bekleniyor. Tamam, Muslera, Mariano Saracchi, Marka Donk, Ömer, Seri Lemina, Feguli, Falcao, Onyekuru. Tamam, da olabilir. Beşiktaş'ın 11'i gelsin. Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneni, Atiba, Boateng, Enkudu, Lens, Burak. Kötü takım bu. Kaleci İyi, dışında. Hocam. Kalecileri tamam saymıyorum. Kalecilere baktığım vakit Muslera 6 tane Karius eder. Bunlar lafım yok. Hiç güvenmiyorum Karius'a. Bu nasıl Liverpool'da oynamış, bu nasıl bilmem ne yapmış, nasıl bir kaleci anlamadım. Ama 12 numarayı verseniz hocam. Karius ne demiş hocam? Ne demiş Karius? Karius demiş ki bu arada. Türkiye'deki stat ışıkları görmemi engelliyor. Bu yüzden o zaman B vitamini yapacaksın. Tavuk karası olmuş. Demiş. Nerede demiş? Yalanlamadı yani. Beşiktaş yönetimi yalanlamadı. Bilmem de yani, duydunuz mu bir yerde dememiştir ya. Şaka ha, yok ya demez de. Demez ya. Her stat her yerde aynı abi ışıklar. Her yerde dünyanın her yerinde. Işıktır yani. Abi, öyle deme abi. Bazen stat ışıkları bazen az kontrol abi, şey oluyor. Her, hani az canan statlar olabilir Beşiktaş yani. Stadının son sistem her şey tamamıyla. Bütün hani ben oradan geliyor. Abi çok mi? İyi kaleciler müthiş oynuyorlar. O etkilenmiyor. Bu demek işte doktoruna gitsin ya. Ha? Çok şey var. Üstü gözlerin altına. Demiştir ya. Var mı bu görüntü çok arkadaşlar? Bir şey değil ki bu ya. Ha. Rüştü bu şekilde çıkıyordu mesela. Karnı maçtırdı onun için bu başka yok, bir şey. Yok gece maçlarına çıkıyordu. Işıklardan etkilendiği için böyle çıkıyordu. Hayır, niye yani bazen dediği gibi karnı maçlarda karnı maçlarda oynuyorlar. Bazen de şimdi Karius'un çok iyi top kurtardığı maçlar o zaman şık gelmiyor muydu yani? Ne alakası var canım? Yani diğer kaleciler gözüne gelmiyor. Hayır tamam saçma olamıyor ama demiştir yani. Öyle bir şey dediğini ben de biliyorum. Çok mantıklı gelmedi. Beşiktaş yönetimi yani. Çok mantıklı gelmedi bana. Bence gece göremiyordur. Çok mantıklı gelmedi bana söyledi. Gece maçlarında problem yaşıyor yani. Ertem'ciğim. Çok mantıklı durmuyor yani. Söylediği laf çok mantıklı son değil. Sonuçta Ertem ben şuna bakıyorum. 9 numarayı ben Galatasaray'ın bile. Son senelerde özellikle Galatasaray Beşiktaş derbilerinde TT Arena'da oynanıyorsa maç ben Beşiktaş'ın hiç kusura bakmasın sevgili Beşiktaşlar hiç direndiğini hatırlamıyorum. Hiç. Yani belki bir kere o 10 senede bir kere direnmiş midir? Bir şey çıkarmış mıdır bilmiyorum. Hele son 5-6 senedir hiç hatırlamıyorum. Gidiyorlar hiç derbi gibi değil. Kuzu gibi teslim oluyorlar geliyorlar. Ben hiç görmedim açık net söylüyorum. Şimdi kurt Fenerbahçe mesela rezil takımıyla gidiyor. Çok kötü kadroyla gidiyor. Şimdi kurt gibi gelecekler hocam. Çok kötü gidiyorum. Şimdi kurt gibi. Hani bir şey abi, oluyor bir şey oluyor. Türkiye'deki en iyi futbolu maç feda oluyor. Sergen'in gözlerini bana yaklaştırsan anız. Ya. Bir fotoğrafı tamam, kafa atar. Verirsin Sergen de. Ya ben sana diyorum. Hocam beraberliği de seviyorum. Sergen'in kafasının resmini yakınlaştırın. Kurt gözlerini bir gösterseniz. Çok fazla yorum yapmama gözlerini. Sen doğru cümleyi kurdun abi. Şimdi söylüyorum. Noktayı da koydun abi. Koydum ama hiç kafamı da bitirmiyorlar. Ama nasıl birleştiniz bir anda? Hayır kardeşim ben burada futbol adamım. Ya insan doğruyu söyleyince ben tarif ettim. Sen yeten ki bana hayır öyle olmuyor dersen kabul edeceğim. O sene bu sene ya o sene dediğin kardeşim ben görüyorum Galatasaray Beşiktaş derbileri özellikle TT Arena'da Vodafone Arena'da zaten Beşiktaş kazanıyor. Hı. Ama maç çekişmeli falan geçiyor. Galatasaray sahasında Galatasaray Beşiktaş derbileri buldunuz mu Onur? Çekişmeli bile gitmiyor. Galatasaray çok rahat yeniyor. Beşiktaş ama hiç kendini şu an iyi futbol oynamıyor. Hiç vallahi Beşiktaş'ken. Abi Beşiktaş Galatasaray maçı 3 skordan biri biter. 2-0. 3-0 4-0. Yaklaştır. Ya hocam, yaklaştır. Tek senden iddiaya girelim hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben beraberliği sana veriyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Bak, ben tutmam Apo. Değil. Ben gerçek söylüyorum. Seni ikisini de tutmam. Hangisini kazanmasını Apo istiyorsun? Gözlere baktın mı Apo? Hiçbir refah ilgilendirmez. Gözlere baktın mı? İlgilendirmez. Renkli gözlere baktın mı? Kurt gözleri. Tamam da. O gün söyleneceğini söyleyeyim mi size? Allah ben Sibirya kurtları var biliyor musun? Sergen oynamıyor ki. Sergen fark etmez oynatacak. Hatırlar mısın 2003'te? Sinan, oynatacak. Sergen attı, şampiyonluk geldi diyordu Ercan Taner. Hatırladınız mı? Bana geldi hocam, orada dedim. Şampiyonluk geldi. Bana geldi, koştu geldi. Sergen'in takımı attı. Şampiyonluk gitti denecek pazar gecesi. Bravo. Beşiktaş'ı beraberlik dahil veriyorum size. Beşiktaş galip gelir o maçta. Güzel olur. Beraberliği sana veriyorum. Ver Ümit'e. Tamam, gel istediğine gir. Ümit'e ver hocam. Ben almam ki beraberliği. Tekrar söylüyorum. Beraberlik de senin. Galatasaray'ın galibiyet de senin. Hatta Beşiktaş'ın tek farklı galibiyet de senin. Almam hocam. Bak ne kadar iddialı konuşuyorum. Tamam. Ne alacağım bir. Peki? Ben de Sinan'a veriyorum. Galatasaray'ın galibiyetini veriyorum. Sana veriyorum Beşiktaş'a. Ben beraberlik almam. Beşiktaş kazanır gelir. Sen şimdi bak öyle bir şey söyledin ki 4 maçtır 2 tanesini Galatasaray kazandı 2 tanesini Beşiktaş kazandı. Öyle bir üstünlük yok son 4 senede bakıldığı zaman. Bu sene olur. Nerede? Bu maç olacak.
Son 4 sene 2 tanesini biz kazandık, 2 tanesini Beşiktaş kazandı. Hayır, Titi Arana da Beşiktaş en son ne zaman kazanmıştı? İşte arada. 2 kere diyor, son 4 senede 2 kere onlar kazandı diyorum. Titi Galatasaray sağ olsun. Ben hiç hatırlamıyorum vallahi. Tabii canım. Sen şimdi ben yani hatırlamıyorum ya. Hazırlandı. Vallahi ben tabii yani, ben tabii. Titi Arana da Galatasaray Beşiktaş maçlarının hiç böyle kazandı apacık. Galatasaray'ın hep böyle rahat kazandı. Ya bir dakika, beni uzatıyorsun. Beni biliyorum yani. Galatasaray'ın galibiyetini veriyorum. Beraberliği veriyorum. Beşiktaş'ın tek farklı galibiyetini veriyorum size ya. Daha ne istiyorsun Ertem? Evet. Sırf Galatasaray kaybetsin diye yapıyorsun. Hiç alakası yok. Ben zaten Sergen'le dikkat etsin. Oraya kazayla önem öne geçerse saldırıya uğramasın da. Kendim. Kim? Sergen. Bakacağız, göreceğiz. Pazar günü buradayız, Allah ömür verirse, sağlık olursa. Olabilir yani, ben korkarım. Bir sıkıntı olmasa buradayız. Geçen sene ne oldu? Abdullah Avcı 1-0 öne geçti. Avranaklar falan tekme tokat yumruk yediler hocam yani. Sergen de dikkat etsin bir kendine, kas Sergen, mas kalsın. Sergen çok cesaretli oynatacak. Sergen çok cesaretli oynatacak. Takımın hücumu oynatacak. Ne? Cesaretli oynayacak. Hiç sana beraberliği vereyim ben. Ben sana beraberlik istemiyorum. Vereyim, Galatasaray'ı tutalım. Sen tut Galatasaray'ı. Ben de Beşiktaş'ı. Güzel bir kahvaltısına. Beraberlik havada olsun. He? Beraberlik havada olsun. Oldu. Tamam. Güzel bir kahvaltısına. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Beşiktaş'ta oldu değil mi? Gelirsin. Olcan oraya gel. Galatasaray'ı tuttum. Olcan oraya gel pazar günü. Kahvaltısına girdik. Olcan oraya gelirsin pazar günü. Ha tamam. Tamam. Kimin? Niye? Sen orada para vermiyorsun abi, canın yansın biraz. Para ya. Ne ki ya? Kaç para? Tamam, kahvaltıya 100 lira be abi. Sen bir şey söylüyorsun. Sen zaten bir şey miyorsun ki? Apo abi, sana bir soru sorabilir miyim? Sen bu sene umudunu komple kestin mi Fenerbahçe'de? Ben geçen hafta söyledim ya. Ne şansı var mı hala sence? Şeye bile koymayın. Onlar hep bir umut bağlıyorlar ya abi. Ya bu Ümit, niye sen uğraşıyorsun Apo abinle? Ben ne? Çok seviyorum onu.